Ma. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, kader meselesi, kaza meselesiyle alakalı rivayetleri okuyorduk. Bir rivayet, iki rivayet kalmıştı ama devam edeceğiz aynı mevzuya. An Abdullah ibn Feyruz el-Deylemi radıyallahu anhu kale. Demek ki bu sahabe değilmiş. Eteytu Übeyye ibn Ka'bin fekultu lehu. Übeyye geldim, dedim ki وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ Gönlüme kader geldi, kader meselesi. فَحَدِّدْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُثِيبَهُ مِنْ قَلْبِي Yani bir şüphe geldi demek. Yani bana bir şeyler anlat ta ki Allah kalbimdeki şüpheyi gidersin. قَالَ dedi ki لَوْ اَنَّ اللّٰهَ عَذَّبَ اَهْلَ السَّمَوَاتِ وَاَهْلَ اَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ Eğer yüce Allah bütün gökteki ve yerdeki herkesi azaplandırsa onlara zulmetmiş olmuyor. وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ اِيَّهُمْ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ اَعْمَالِهِمْ Merhamet etse, onun rahmeti onlara yaptıkları amellerden daha hayırlı. Bunu Bediüzzaman Hazretleri 24. sözün 5. dalında, yani ibadet, yani neticeyi ubudiyeti sabıka değil, belki mukaddimeyi mükafatı lahikadır diyor yani. Yani asla ben ibadet ettim, onun için bana mükafat veriliyor. Mükemmel bir izahtır orası. Yani evet. Gelecek olan tabii. وَلَوْ اَنْفَقْتَ مِتْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Eğer Allah yolunda Uhud dağı kadar altın sarf etsen Allah yolunda مَا قَبِلَهُ اللّٰهُ مِنْكَ Sana onu kabul etmez senden حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ Kadere iman edinceye kadar. وَتَعْلَمَ اَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِئَكَ Başına gelen musibetler seni hataya düşürmek için değil. وَاَنَّ مَا Yani Allah beni düşürdü, böyle diyemezsin. وَاَنَّ مَا أَخْتَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ Yani yaptığın, seni hataya düşürenler seni musibete düşürmek için değil. İkisi de tersi doğru yani. وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا Bunun dışında bir, yani kadere iman dışında bir durumda ölürsen ledehalten nare, cehenneme girersin. Kale diyor ki sümme eteytu Abdullah ibn Mes'udin fekale mitle zalik. Abdullah ibn Mes'ud'a geldim, o da aynısını söyledi. Sümme eteytu Huzeyfe ibn el-Yemani fekale mitle zalik. Huzeyfe'ye geldim, o da aynısını söyledi. Sümme eteytu Zeyd ibn Sabit'in fehaddeseni ani'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem mitle zalik. Zeyd ibn Sabit'e geldim. Peygamberden naklen aynısını anlattı. Yani hocam sana ulaşmayan kaderinde yazmıyormuş. Aynen öyle. An Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma. Kale buyuruyor ki Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Duydum ki Resulullah buyuruyor. İnnallâhe azze ve celle halaka halkahu fî zulmetin. Cenab-ı Hak mahlukatını karanlıkta yarattı. فَاَلْقَى عَلَيْهِمْ بِالنُّورِهِ Nurundan onlara verdi. فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَٰلِكَ النُّورِ اِهْتَدَى Bu nurdan kime isabet ettiyse hidayete erdi. وَمَنْ أَخْتَاهُ ضَلَّ Yani o nurun gitmediği dalalete gitti. فَلِذَٰلِكَ اَقُولُ Onun için diyorum جَفَّ الْقَلَمْ عَلَى عِلْمِ اللّٰهِ Allah'ın ilminden sonra artık kalem kurumuştur. Yani artık kimse kaderini yeniden yazmaz yani. Ha, la yenbeği tenazu fi'l kader. Bu da çok önemli. Kader meselesinde münakaşalıklı münakaşaya girmek doğru değil. Bediüzzaman'a soruyorlar. Lütfen diyor, avam arasında kaderi tartışmayın. Anlatabildim mi? Ben bir şeye şahit oldum. Biraz gülün, anlatayım. 40. hocamla beraber kümbette oturuyoruz. Anlatabildim mi? Şimdi tabii yani birisi geldi, yani çok gereksiz bir adam. Dedi ki hocam bu kaderi bana anlatır mısın? Niye dedi? Dedi bak dedi seni boylu boslu yaratmış 40. hocam hakikaten delikanlı adamdı. Boyu da yerindeydi. Beni görüyorsun hem kısa boyluyum hem de dedi sakatım yani. Ayağım sakat. Yani bu adil mi? Kader bu mu dedi yani. Sonra 40. hocam önce ikinciye cevap verdi. Eğildi kulağına. Dedi ulan eşek oğlu eşek. Bu sözü bir daha söyleme. Eşekler duyar ahırda dedi.
Ben de şaşırdım ya hocam. Niye böyle konuşuyor? Hocam ne demek istiyorsun? Ulan sus diyorum dedi bağırarak. Ahırdaki eşekler duyarsa gelir der ki ulan adam insanlığını bana ver. Aha sana dört ayak. Aha sana sağlam büyük bir vücut. Yeter ki ben insan olayım sen eşek ol. Ondan sonra dedi ki 6 saat vaktim var mı kaderi anlatacağım sana. Ulan dedi bu toplama çıkarma mı sana 2 dakikada kaderi anlatayım. Yani büyük alimler bile tartışmışlar yani. Çok tatlı bir hatıra bu. Yaşadım ben bunu. 40. hocamla. Ha an Ebi Hüreyre radıyallahu anhu kale buyurmuş ki "Haraca aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve nahnu netenazau fil kader feghadiba hatta ihmarra vechuhu." Bir gün diyor Resulullah birden bizim yanımıza geldi. Biz kader tartışıyorduk. Öfkelendi ve yüzü kızardı. Hatta ki enni fukiye fi vecineteyi rumman. Allah Allah. Sanki iki yanağına rumman dediğin nar. Ne demek bu? Nar gibi kızardı. Yani ha. Enteresan. Şiddetli bir nar gibi kızardı. Fekale buyurdu. Ebihâne umirtum en bihâde ursiltu ileykum. Böyle mi? Bununla mı emredildiniz? Yoksa ben size böyle mi? Bunun için mi gönderildim? İnnemâ heleke men kâne kablekum hîne tenâze'û fî hâdel emr. Bu kader meselesinde tartışıp sizden öncekilerden çoğu helak oldu. Azemtu aleykum ellâ tenâze'û fî. Ben size kesin tavsiye ediyorum ki kader meselesinde tartışmayın. Kader dört işlemi bildikten sonra gelecek bir neticedir. Dört işlemi bilmeyene yani problem dört işlem problemi çözdürülemez ki. Veya cebir problemi. He? Dört işlemi. Allah Allah ya. Ulan bunu Türklükten atalım bunu ya. Türkiye vatandaşı değil bu. Toplama, çıkarma, bölme ve çarpma. Ani an Cabir'in radıyallahu anhu ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurdu ki la yu'minu abdun hatta yu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Bir kul hayır ve şer Allah'tan olduğuna yani kadere iman etmedikçe mümin olmaz. Hatta ya'leme ennema asabahu lem yekun li ihtiyahu. Başına gelen onu hataya düşürmek için değil. Ve ennema ahtahu hataya düşürülmüşse lem yekun li yusibahu. Başına musibet gelsin diye değil. Yani kader diyor her şey. An Aişe radıyallahu anha kâlet. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sittetun la'annethum ne? La'antuhum la'anehullah. La'anehumullah. 6 grup var ki ben lanet ettim, Allah da lanet etti. Ve kullu nebiyyin kâne. Bütün peygamberlerde. Kimmiş bu 7 grup? Ezzâidu fi kitâbillah. Allah'ın kitabına ilave yapanlar. Yani bu hani şey var ya nedir söylesene kadiyaniler. Vel mukezzibu bi kaderillah. Allah'ın kaderini ne yapanlar? Tekzip edenler. Vel mutasallitu bil ceberudi li izze bi zalika men edallallah ve yudille men azzallah. Yani Allah'ın zelil kıldığını aziz kılmak ve aziz kıldığını zelil kılmak için zalime yaslananlar. Şu anda Türkiye'de bu grup çok. Adamın eski bir düşmanlığı var. FETÖ diyor. Bir de hükümette yakınlığı varsa at içeri yat. Vel müstehillu li haramillah. Allah'ın haram kıldığını helal görenler. Vel müstehillu min itrati ma harramallah. Yani Allah'ın haram kıldığını da helal görenler. O da çok enteresan. Şey değil. İtrati dediği yani benim ailemden. Benim ailemden. Ve tariku li sünneti, sünnetimi terk edenler. Yeni bir mevzu. El acal vel erzaku mahdudetun. Eceller ve rızıklar sınırlı kader tarafından. Kale Allahu Teala, Cenab-ı Hak buyuruyor. Ve li kulli ümmetin ecel. Her ümmetin bir eceli var. Ve izâ câe eceluhum la yestâhirûne sa'aten ve la yestakdimûn. Ecelleri geldiğinde bir an bile geciktiremezler, bir an bile öne alamazlar. قالت أم حبيبة رضي الله عنها diyor ki اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان. Ya Rab, kocam Resulullah ve babam Ebu Süfyan ve bi ahi Muaviye ve kardeşim Muaviye ile ömrümü
devam ettir. O mana metti'na, faydalandır. Fekale laha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz buyuruyor. İnneki se'eltillâhe li ecelin madrûbe. Yani sen Allah'tan kesinleşmiş eceller istiyorsun. Ve eserin mavtu'e. Allah Allah. Mavtu'e dediği. Yani mutlaka olacak işleri istiyorsun. Yani kesin kocan da belli bir zamanda vefat edecek. Baban da, abin de. Ve erzakin maksumetin. Taksimi zaten yapılmış rızıkları. La yu'accilu şey'en minha kable hillihi. Vukua gelmeden hiçbir şey, yani ne olmaz? Bunlardan hiçbiri acele edilmez. Yani önceden gelmez. Ve la yu'akhiru minha şey'en ba'de hillihi. Vakti geldiğinde Allah hiçbir şeyi tehir etmez. Ve lev se'eltillâhe en yu'afiyeke. En yu'afiyeki. Min azabin finnar ve azabin fil kabr lekâne hayran leke. Bunu isteyeceğine Allah'tan cehennem azabından seni muaf tutmasını, kabir azabından muaf tutmasını istesen daha hayırlı. Fekâle reculun. Adamın biri demiş. Ya Resulallah. El kıradetu vel hanaziru hiye mimma musika. Allah Allah. Bu maymunlar ve domuzlar daha önceden insan olup da bu şekle getirilenlerden mi? Kalkale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz buyuruyor. İnne Allah azze ve celle lem yuhlik kavmen. Allah hiçbir milleti helak etmedi. Ev yuaddib kavmen. Hiçbir kavmi azaplandırmadı. Fe'ec'ale lehum neslen. Tamam. Yani burada fe'ec'ale lehum neslen. Yani veya azaplandırmadı. Onlara hep nesil yarattı yani. O mana burada. Değil mi? Yani Allah hiçbir milleti yaratmadı, şey azaplandırmadı veya helak etmedi ki nesilleri de bulunmasın. Ben o manayı veriyorum. Her bir nesli bulundu. Evet. Ve innel kıradete vel hanazire kânû kable dâlike. Yani o maymuna dönüşler, hınzıra dönüşler öncedendi biliyorsun İsrailoğulları. Yani onlar nesli devam etmedi manası. Evet tabii. Yani o eskidendi diyor yani. Yo devam etmez tabii zaten. Bu eskidendi diyor bak. Dipnotada yazıyor. Tabii. Hepsi gebermiş gitmiş. Nesillerinden kimse kalmamış yani. Anladın? Evet. An Halidinil Hazza'i kale demiş. Kultu lil Hasan. Hasan-ı Basri'ye dedim. Ya Ebu Sa'idin akbirni en Adem lis-semai hulika em lil-ard? Yani söyle bakalım Adem Aleyhisselam gökler için mi yaratıldı yoksa yeryüzü için mi? Kale diyor ki kale la bellil art yeryüzü için yaratıldı. Kultu erayite lev i'tesama felem yekul mineşşecerati. Peki ne dersin? Eğer Allah'ın emrine yapışsaydı o ağaçtan cennetteki yasak ağaçtan yemeseydi ne olurdu? Kale lem yekul lehu minhu buddun. Kurtuluşu yoktu. Yani kaderi bu. Kultu ehbirni an kavli teala. O zaman bana şu ayeti anlat. Ma entum aleyhi bi fatinin. İlla men huve salil cehim. Allah Allah. Yani siz, Fatih'in dediği, siz hiçbir zaman yani imtihan edemezsiniz. Yani bela, musibet. Ne manası? Bakıyor musunuz bir? Bakın o ayete. Bir hata mana vermeyelim. Ben ayeti anlamıyorum. Tamam. Yani tam anlamadım. Cehenneme yaslananlar dışında sizden hiçbiri fitneye kapılmış değilsiniz manasına. Ama bana göre. Ha. Bir fatinine ahaden diyor. Başka tefsire bakıyorum. Tefsir değil ya. Bir mudillin. Ha tamam. Kimseyi, ha işte bu bak. Fitneye verdiğimiz mana doğru. Yani kimseye fitne yapamazsınız. Ancak cehenneme yaslanacaklar hariç. Kale diyor ki inne şeyatine la yeftinune bi dalaletihim. Sapıklıklarıyla kimseyi aldatamaz şeytanlar. İlla men evceballahu aleyhil cehim. Cehennem ateşini onlara vacip kıldığı kişiler hariç. Ve se'elehu an kavli teala. Şu ayetten de sormuş mübarek. Kime soruyor? Hasan-ı Basri'ye. Ve lidâlike halekavum. Bunun için yarattı onları. Kale haleka haulâi lihâdihi ve haulâi lihâdihi. Yani şunları bunun için, bunları bunun için. Bir kısmı saadet ehli, bir kısmı da şekavet ehli. Oldu mu? Cezâkümullâhu hayran kethîrâ ve allemenallâhu ilmen. İsterseniz şurayı da okuyalım ama yok.
Bir satır çünkü burada. Hocam şu feyyecalü lehum nesten de şöyle diyebilir miyiz? Yani ne? O bundan önceki hadisin sonunda... onların mutlaka bir nesli var manası. Aynen yani onlar şu anki domuzlar suretleri değişmiş insanlar değil. Değil yani. Değil tabii canım. Tabii. O zaten onların nesli devam etmedi diyor yani. Helak edildi. Yani. Şey diye böyle diyor. Tabii değil. O çok güzel. Bir burada reddedildi. İyi ki söyledin yani bunu. Ha, evet. Aynı kanaatteyim. Aynı kanıdayım. Kanı